Her sene artan sayılarda bir ilginin olması girişimcilik zirvesinin ne kadar doğru bir iş yaptığını gösteriyor. Gerçekten de bugün bu çok değerli bir katılımcı kitlesini görmek beni son derece heyecanlandırdı ve sevindirdi. Geleceğe dair umutlarımı kat ve kat arttırdı. Gerçekten çok mutlu gün benim. Yatırımcıya ulaşırken tabii ki bir öncelikle o iş modelinin hangi probleme çözüm ürettiğini anlatmalı. Ondan sonra ürünün özellikleri, pazarın büyüklüğü ve eğer bir ivme varsa, almışsa bu ivmenin büyüklüğünü göster. Yani traction ne kadar almış bunu göstermesi çok iyi olur. Ekibin kalitesi çok önemli. Mutlaka ekip kendi özelliklerini, geçmiş tecrübelerini de anlatmalı. Bunun dışında pazara ilk girmenin önemi de büyük bazı iş modellerinde, özellikle pazar yeri modellerinde. Bunu da vurgulamak, rakip ortamı anlatmak çok faydalı olur. Onun dışında mutlaka çok sayıda kişiye ulaşsınlar, asla yılmasınlar, uğraşsınlar. Fakat yatırımcıyı en çok tabii heyecanlanacak olan büyük bir pazarda ivmelenen bir iş. Bunu gösterebilmek çok değerli. Yani bazen başvurularda çok uzun şeyler yazıyorlar. Çok önemli olmayan konuları uzun uzun anlatmanın bir faydası yok. O aslında şey oluyor, iyi bir sinyal olmuyor. Çok şey anlatmak isterken aslında hiçbir şey anlatamıyorlar. Gerçekten de ürünleri hangi probleme nasıl çözüm üretiyor bunu göstermeleri gerekiyor. Pazarın büyüklüğü, ivmelenme bunlar aslında yeterli. Çok uzatmalarına gerek yok sunumlarına. Aldığım en güzel tavsiye şuydu, sanıyorum Paul Graham'ındı, Y Combinator, yanlış hatırlamıyorsam. Fakat asıl tavsiyeyi anlatayım. Harika bir ürün sunun, müşterinize harika bir ürün sunun ve konuşulmasını sağlayın. Konuşulmasını sağlayın, bu çok önemli. Yani müşterinin gerçekten takdir edeceği bir ürün yapın ve bunun konuşulmasını sağlayın. Olay budur.